Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu basın toplantısı bir zorunlu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Ben önce basın açıklamamı okuyarak basını ve hepinizi bilgilendireceğim. Ondan sonra sorusu olan arkadaşlarla bir süreci değerlendirmiş olacağız. Telefonlarınızı lütfen sessiz alırsanız sevinirim arkadaşlar, konunun anlaşılması açısından. Şimdi zor bir dönemden geçiyoruz. Zor bir dönemden geçen süreçte 4. ayında yerel iktidarımızın yeni bir evreye doğru yönelen bir süreçte küçük bir yol kazası yaşamış durumdayız. Şimdi sözümü ben söylerim. Kendi adıma söylüyorum bunu. Benim söylediğim sözün dışındaki sözler benim adıma hiçbir geçerli yoktur. Söz benimse ben o sözün arkasındayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün görevlendirdiği bir sıra neferiyim. Ve nefesim yettikçe de bu mücadelede yürümekte asla tereddüt etmeyen bir arkadaşınızım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında şahsım hakkında yapılan haberler ve yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Sözümü kendim söylerim, beyanım esastır. Mustafa Kemal Paşa da halkçı belediyecilik anlayışını iktidara getirmek inancıyla örgütümüzle birlikte adayımız Şükrü Erdem'in arkasında tek vücut, tek yürek olduk. Erdemli belediyecilik hedefiyle İnanç ve azimle yola çıktığımız belediye başkanımız Sayın Şükrü Erdem, ilçe başkanımız Sayın Gökhan Demir ve yönetim kurulu meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm örgütümle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer olarak 131 mahallede çalmadık kapı bırakmayarak tırnaklarımızla kazandığımız 47 yıl sonraki iktidarı göz bebeğimiz gibi sürdüreceğiz. Görevden alınmam üzerine kimse hikaye yazmasın. Kendi hikayemizi kendimiz yazacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin. Meclis üyesi olarak ilçeme yapacağım hizmetten kimsenin kuşkusu olmasın. Algı operasyonları ile bir ayrılık hikayesi düzmeye çalışanlara selam olsun. Hizip ve ayrıştırma üzerine kurduğunuz siyaset düzenini yıkmak için yola çıkan bu nefer tüm yol arkadaşlarıyla birlikte yürümeye devam edecektir. Saygılarımla, Nail Kalkandeler. Şimdi arkadaşlar, Şükrü Erdem adayımız olarak 5 Kasım'daki genel kuruldan sonra genel başkanımızın Türkiye İttifakı'nı kuracağız şiarıyla Mustafa Kemal Paşa'da yoğun bir çalışma dönemine girmiştik. İlçe başkanımızın liderliğinde çok ciddi bir çalışma programı uyguladık. Partimizin tüm üyeleri, gençleri, kadınları, bütün üyeler seçmenlerimizle beraber birlikte bir yol yürüdük. Bu yolu yürürken asla inancımızdan dolayı bir tereddüte düşmedik. Adayımızla gurur duyduk. Gurur duyduğumuzu tüm Mustafa Kemal Paşalara inatla ve inançla anlattık. Bunu anlatırken tereddüt etmedik, kuşku duymadık, kaygı duymadık, inandık. 47 yıl sonra birlikte inandığımız bu yolda Mustafa Kemal Paşa'da Mahmut Çalakoğlu'nun bayrağını dikmeye geldikdir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane belediye başkanının bayrağını dikeceğimiz iktidarı hep beraber kazandık.
Geldiğimiz belediyede doğal olarak AK Parti'nin yıprattığı, tahrip ettiği bir mekanizmanın içine geldiğimizi hep beraber biliyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak boynumuzun bükecek bir sürecin içinde değiliz. Daha güçlenerek çıkacağız. Daha birlikte yürüyeceğiz. Şükrü Erdem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın belediye başkanıdır. Meclis Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu elinde tutan bir iktidar partisidir. Yolumuzu bu şekilde yürüyeceğiz. Evet, sorularınız varsa sorunuzu alabilirim. Ben sorabilir miyim? Tabii. Meclis yaşamış olduğumuz süreçte herhangi bir açıklama olmadı ama istifa ya da istifa olarak ilk önce lanse edilmişti. Daha sonrasında görevden alma olduğu belirtildi. Nerede fikir ayrılığına düştünüz? Bu karar size o zaman beyan edildi Sayın Başkanım. Fikir ayrılığına düştüğümüzle ilgili çok böyle anlatılan bir hikaye yok. Şükrü Erdem belediye başkanımız birlikte çalışmayacağımızı söyledi. Biz de gereğini yapabilirsin dedik. Bu konuda partimizin görevinin devam ettiği konusunda sorunumuzun olmadığını çok açık bir netle belirttik. Şükrü Erdem de kendi ifade ettiği gibi kendi gereğini yapmış oldu. Bu sürecin partimiz lehine düzeleceğine inancımız tamdır. Özel bir sıkıntı söz konusu değildir. Gerekçe olarak herhangi bir şey bildirilmedi. Sonuçta çok kısa bir süreç kalmış bir karar olarak evet. Değerlendiriliyor şu an. Şu anda başkanımızın özel olarak bize belirttiği bir gerekçe yoktur. Bir yol kazasının sonucu diyelim ama başkanımızla birlikte örgütümüz bu süreci doğru yönde çözecek bir güce sahiptir. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yoktur. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok, ne kadar sabır edeceğiz Bey? Efendim? Ne kadar sabır edeceğiz? Mücadele uzun müddet. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa'da ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar oldu. Bu süreci ilçemizde Şükrü Erdem'in belediye başkanlığında, Büyükşehir'de Mustafa Boz Bey'in adaylığında onurla taşıdığımız bir görevi başladığımız günden son dakikaya kadar ve bugün de dahil sürdürmekte kararlıyız. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak en güçlü şekilde vatandaşlarımıza hizmet edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Halkçı belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyeciliğin tüm sorumluluk alanlarını ilçemizde de en geniş şekilde yaşatacağız. Bu partililer olarak görevimizdir. Hiç kimse bununla ilgili bir kaygı duymasın. Bizi aramızda bölmek isteyenler, aramıza nifak tohumları sokmak isteyenlerin ulaşacağı bir süreçte değiliz. Cumhuriyeti kuran bir partiyiz. O yüzden birlikte buna inanarak yürüyeceğiz. Aynı bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu ayrılıktan veya bu yol kazasından önce zaten ilçede takım söylentiler ulaşıyordu. Bu işin olabileceğine dair. Başkanla aranızda siyasi yönden mi bir gerilim yaşandı? Yoksa belediye çalışmaları konusunda bir farklılık mı yaşandı? Hangisi daha bastı diyebilir veya ikisi de mi? Belediye başkanımızda herhangi bir siyasi ayrılığımız ya da siyasi bir tartışmamız söz konusu değildir. Belediyedeki sorunlarla alakalı belediye başkanımız çok ciddi anlamda sıkışan bir başkan olma sıfatıyla sorunların bütünüyle ilgilenmesinin sonucu sıkışmışlığın getirdiği bir psikolojik basıncın da etkisi olabilir. Ama bu partimizle benimle belediye başkanı arasında kayda değer ciddi bir sorun anlamına gelmemektedir. Bu biraz sürecin basıncının yüksekliğinden kaynaklanan bir refleksin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Bu sürecin doğru yönde evrileceği çok uzak bir dönemi yaşamayacağız. Son söz olarak ben bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, İkinci Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Mahmut Çolakoğlu döneminde de aynı. Aynı sıkıntıları biz de duyuyoruz. Avukatın Ahmet Bey söyledi. Aynı sıkıntılar 4 aydır bu kulağımıza geliyordu. Şimdi Nail Başkan burada
büyük ihtimal istifa etti şu anda. Ama burada yapılan şeyde ilçe yönetiminin tavrı ne olur ne gider. O da bizde bir kaygı ve şu anda düşünce şeydeyiz. Bu süreci de iyi takip edeceğiz yani. 4 ayda bu işin olacağını aynı şekilde benim de kulağıma gelirdi. Şimdi ben cevap vereyim mi? İlçe başkanı haricinde Bursa ili de ilgilendiren bir konudur. Bu süreci de takip edeceğiz burada. Nasıl 4 ayda takip ediyorsa burada takip edilecek bunu. Şimdi öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 4 aydan beri var olan kamuoyunda olumsuz ilçe örgütüyle belediye arasında çatışma var, belediye başkanıyla ilçe başkanı arasında bir uyumsuzluk var, belediye başkanıyla ilçe başkanının arası bozuk gibi saçma sapan 4 aydan beri büyük bir algı operasyonu peşinde koşuluyor. Şunu net söyleyebilirim. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi almış olduğu sorumluluklarını yerine getirmek üzere birçok olumsuz pozisyondan olumlu pozisyona çevirmek adına hamlelerini yapmaya devam ediyor. Yapacaktır da hizmet adı altında. Enkazın ne olduğunu, belediyenin ne şekilde alındığını, ne tarz bir yapı teslimi aldığımızı bunu 4 aydan beri bu konuşan arkadaşlarımızın tamamı da görüyor. İşimiz kolay değil, işimiz çok zor. Ama biz bu zoru kolay hale getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Ama şunu herkes net bilsin. Başta ben ve yönetimim, daha sonra Nail Kalkandiler ve tüm meclis üyeleri, ne belediye başkanıyla, ne Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'yle, ne il örgütüyle, ne genel merkeziyle zerre kadar bir çatışma halinde değildir. Zerre kadar da bir sorun yoktur. Bunu sorunlu hale getirmeye çalışanlar ya da sorun varmış gibi algı yapmaya çalışanlar bu çamurun içerisinde gün geldiğinde boğulacaktır. Ama yine söylüyoruz. Az önce Nail Başkan'ın da söylediği gibi kolay bir dönemden geçmiyoruz. Atmosferin çok enerjinin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu yolda yürürken illaki tartışmalarımız olacaktır. Görüş alışverişlerimiz olacaktır. Elbette görüş ayrılıkları da olacaktır. Ama demokrasinin kalbi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunların da olması gayet doğaldır. Burası demokrasinin kalbi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi. 100 yıllık partiden bahsediyoruz. Bir çınardan bahsediyoruz. Bunların olması kadar gayet normal hiçbir şey yoktur. Ha bunlar olmasın, bu çatışmalar olmasın, bu ayrılıklar ya da görüş farkları olmasın diyor isek Cumhuriyet Halk Partililiğimizi sorgulamak zorunda kalabiliriz. O da bize yakışan bir durum değildir. Tekrar özetle söylüyorum ve son kez konuşuyorum bu noktada. Ne Gökhan Demir olarak ya da ne yönetimim olarak ya da meclis üyelerimin tamamı adına söylüyorum burada. Belediye başkanımızla ve Mustafa Kemal Paşa Belediye'mizle zerre kadar bir fikir ayrılığı ve sorunumuz yoktur. Bunu da herkes bu şekilde bilsin. Bu şekilde bizi yıpratmaya çalışanlar da, bu şekilde bizi görüş ayrılığına sokmaya çalışanlar da kendi çamurlarında bir gün geldiğinde kendileri boğulacaktır. Asparagaz haberlerle yıpratmaya çalışanlara da buradan bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse belediyeyle ve kendi içerisinde, örgüt içerisinde bölemez. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben bir soru sorabilirim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış bir belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanından çıkmış olan bir belediye başkan yardımcısı vardı. Ama bu istifanın ardından ya da görevden almanın ardından şu an belediye başkan yardımcılığı pozisyonu boş. Buraya yönelik öncelikle bir hamle gelecek mi ve bir Cumhuriyet Halk Partili mi olacak hamle gelecekse? Çünkü Şükrü Erdem de Cumhuriyet Halk Partisi tabanından gelmeyen bir isim olarak belediye başkan adayı olmuştu. Aynı zamanda şu an belediye başkan yardımcısı, diğer belediye başkan yardımcısı Derya Denizkanar da İyi Parti'den sizin saflarınıza geçen bir belediye başkan yardımcısı. Doğrultusunda konuşulan CHP belediyesi CHP'siz kaldığı yönünde. Bununla ilgili bir görüşmeniz oldu mu Sayın Başkan? Elbette görüşmemiz oldu. Yakın zamanda bununla ilgili açıklamalarımızı yapacağız. Ama şunu herkes bilsin ki Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde bir tane nail yok, 20 tane nail var. Yani naile de sahip çıkmaz. 20 tane nailiz. 20 nail de bizim nailimiz. 20 nail de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 2 ayda ne oldu? Şimdi Gökhan Başkan. Başkan ben de soru soracağım. Bir dakika bir şey söyleyeyim de iki kere. Şimdi 4 aydır söylüyorum. 4 ay önce sakat doğan bir çocuk vardı. Şu anda öldü. Bundan sonra alınacak yol çok önemli.
az önce söylediğiniz gibi bu yolu takip eden ve bu yol alınmazsa ilerisi çok büyük karanlık olur. Biz bunu daha önceden de gördük. 1979'larda çok geriye gideyim. Yaşınız belki tutmaz. Bittiği meydanlarda solcular istemeyen parti 12 Eylül'ü hazırlamıştı. Çok derin konulara girmeyelim. Örgüt toplaması olursa gireriz o konulara da. Şimdi başkanım, hiçbir problem yok gibi algı yapılıyor ama şu anda bir problem üzerine toplanmış bulunmaktayız. Yani sonuçta başkanın istifası deniyor ama ben de Şükrü Erdem'in elimde şu anda görevden alma yazısı var bize ulaşan. Yani bir istifa değil, bir görevden alma oldu. Ne? İstifa değil zaten. Şimdi, bir görevden şimdi bu tabii ki ilk etapta hani istifa mı, görevden alma mı çok net değildi. Bugün net. Yani görevden alma var şu anda. Bir görevden alma olduğu halde hiçbir problem yok diyorsunuz. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani çok merak edilen bir konu içeride de. Hem bir şey, hiçbir problem yok ama görevden alma var. Bu tezat bir durum. Bir. İkinci sorum. Özellikle Özgür Özel'in gelişinden sonra bu kararın alınmasının altına yatan neden nedir? Teşekkür ederim. Hiçbir alakası yok. Özgür Özel geldiğinde bu konuların konuşulduğu ilgili Asparagas haberlerden de çıktı. Özgür Özel geldikten sonra bu konular konuşulmuştur diye bir basın diyelim artık ona da, basın yayın organında. Özgür Özel'in bu konuyla ilgili hiçbir dahili yoktur. Özgür Özel'le o gün geldiğinde Nail Kalkanca'la birebir görüşerek yok işte belediye başkanı sorunlarımız vardır diye bir şeyler dolaşıyor piyasada. Böyle bir olay da yoktur. Özgür Özel'le Nail Kalkanca'yla başbaşa hiçbir şekilde konuşma gerçekleştirmedi. Gerçekleştirdi Nail Kalkanca. Zaten öyle bir zamanımız dahi olmadı. Tüm süreçte basın bu partinin içerisine gir. Bunu aslında bana sormanız bile ilk önce basın olarak saçma. Neden saçma? Meydanda karşılarken, Etibank'ın önünde karşılarken basın yanımızdaydı. Araca bindik. İlçe binasına geldik. Basın buradaydı. Buradan çıktık. Belediye binasına geçtik. Basın yanımızdaydı. Oradan çıktık. Otobüse bindik. Basın yanımızdaydı. Yemeğe geçtik. Basın yanımızdaydı. Bir şey soracağım başkanım. Bir dakika. Ya da basın yerinde yoktu ama. Bir şey soracağım. Yokum başkanım. Biz bunu Özgür Özel'e geldiğinde de duyduk. Daha önce de duyduk. Nail'in alacağı. Ben kendisine de söylemedim. Bazı arkadaşlar ise. Bu konuda Nail'in bu görevden alınıp alınmayacağını haberiniz var mı? Yok. Gerekçesi neydi? Arkadaş da sordu. Arkadaşın sorusunu ilave etti. Nail Başkan'ın görevden alınıp alınacağını haberiniz var mı? Yok. Bizim haberimiz vardı alınacağına. Ve gerekçesini de öğrendik. Bizim haberimiz var. Birçok arkadaşın haberi vardı. Az önce Nail Başkan da aynı şekilde söyledi. Ve ben... Bakın arkadaşlar, ilçe başkanının açıklamasıyla benim açıkladığım arasında biz sorun yok demedik. Sadece medyada ve bazı basın kuruluşlarının sayfalarında yazıldığı gibi bir sorun söz değil. Ben bir kez daha şöyle belirteyim. Evet. Algı operasyonlarıyla bir ayrılık hikayesi düzmeye çalışanlara selam olsun. Belediyenin kendi bünyesinde bir klik gibi bir grup var. Şu an o grubun yarattığı bir tablodan dolayı Şükrü Erdem'in kendini daha sağlıklı bir sürece yöneltebilmesi için biz kendisine gereğini yapmasını söyledik. Şükrü Erdem gereğini yaptı, görevden aldı. Bunun dışında bizim aramızda bir sorun var, bir fikir ayrılığı var, bir çatışma var gibi bir cümleyi kurdurmak isteyen iki günden beri gerek ilçede gerek Bursa'da medya kuruluşlarında bir sürü benim ağzımdan çıkmayan bir sürü ifadeler var. Biraz daha bunu açabilirim. O da şu. Bugün birkaç yerde de kendim de okudum. Çıkan işçiler var. Nail azmedememiş. Araç satışları var. Nail karşı çıkmış. Mustafa Kemal Paşa ilçesi seçime girdiğimizde AKP'nin 20 küsur yıllık belediye yönetiminden kaynaklanan süreci önümüze yarattığı tabloda bütün Mustafa Kemal Paşa ve biz parti olarak şunu biliyorduk. Belediye kendi normal istihdam kapasitesinin üstünde bir eleman çalıştırıyor. Eleman alınmış, bir istihdam yapılmış. Kaçınılmaz olarak işçi atılacak. Parti de bunu söyledi. Şükrü Erdem de söyledi. Ve bütün siyasi partilere benzer soruları Mustafa Kemal Paşa'da bütün seçmenler söyledi. İşçi atılacak. Bunu hep beraber bilerek, planlayarak, programlayarak göreve geldik.
Arazi satışları. Arazi satışları Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'de önceki dönemde alınan meclis kararlarıyla mecliste önümüze gelen kararlardır. Şükrü Erdem'in liderliğinde meclisimizin tüm oy birliğiyle katıldığı satışların bizzat mahallenin, köylülerin kendilerinin faydalanacağı bir satışın gerçekleşmesi için hep birlikte özel çaba sarf ettik. Bunun en somut örneğini Karoba Köyü'nde yaşadık ve köylüler kendi arazilerini geri aldı. Sıkıntıları olmaz mı? Olur tabii ki. Ama vatandaşımız da açık yüreklikle, en açık şekilde belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve yönetimimizle bu süreci beraber yönettik. Evet, burada söylediğim, başkan da ifade etti. Çamur atma peşinde koşanların kendi çamurda boğulacağı bir iktidar sürecimizi kimseye yemetmeyeceğimizi herkes bilsin. O yüzden diyor ki söz benim, ağzımdan çıkar, ağzımdan çıkan sözün kölesiyim, asla da geri durakçı değilim. Benim sözlerim beyanım esas anlayışıyla söylenmiştir. Benden duyulmadık şey bana ait değildir. Ben sözümü söylerim. Şükrü Başkan'la tartışabiliriz, konuşabiliriz, eleştirebiliriz. Zaten birlikte yol yürüyoruz, birlikte iş yapmak istiyoruz. 47 yıllık iktidarı son 20 küsur yıllığını çürüyen bir devlet mekanizmasını yeniden cumhuriyetin değerleriyle ayağa kaldırmak hiç de kolay değil. Şapkadan da tavşan çıkarmayacağımızı herkes biliyordu. Şükrü Başkan'ın başkan olmasından kaynaklanan üzerindeki yük psikolojik olarak da çok etkin ve etkin duruma geldiğinden dolayı sürecin daha başında yaşadığımız sıkıntıları bu noktaya gelmesi bizim açımızdan şaşırtıcı bir durum değildi. 20 küsur yıllık son dönemindeki çürütülen devlet mekanizmasının yaratacağı bu sorunları 3 aşağı 5 yukarı hep beraber tahmin ediyorduk. Ve parti olarak Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olarak daha güçlenerek çıkacağımız bir yolun içindeyiz. Teşekkür ederim. Başkan, bir şey söyleyeceğim. Fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü bu konu böyle dallandırılacak bir konu değil. Öncelikle noktayı belirtmek isterim. Böyle bir toplantı, böyle bir sorunun konuşulduğu bir toplantı Cumhuriyet Halk Partisi dışında, Sol Parti dışında, diğer partilerde hiçbirinde böyle bir toplantı ve tartışmanın, açıklamanın yapılabileceğini ben düşünmüyorum. Düşünemiyorum. Yoksa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir demokrasi anlayışından, demokrasiyi ne derece köklü bir şekilde savunduğunun açıkça bir göstergesi. Bu açıdan ben ilçe başkanını ve Nail Bey'i tebrik ediyorum, kutluyorum ilçe yönetimini. Ama şu var, şimdi söylem gayet haklı, benim ağzımdan çıkmadı, herhangi bir şey kabul inanmayın. Veyahut da sosyal medyada çok çirkin bir takım söylentiler, şunlar bunlar ulaşıyor. Bunların hepsinin nedeni işte bugün burada çözülebilir. Yeterince ikna edici, samimi bir açıklama olabilir. Zafer de buna değindi zaten bir noktada. Ben de ikna olmadım. Bunu fazla da uzatmak istemiyorum. Yani hani arife tarif gerekmez mi diyelim artık. Anlayan anlar mı diyelim. O şekilde de kapatabiliriz. Ama Nail yani varsa daha samimi gerekçesini, bu kolay basit bir iş değil. 4 ay sonra bir belediye başkanının yardımcısını görevden alması öyle geçiştirilecek bir konu değil. Yani orada bu nedenle varsa son olarak bunun gerçek nedenlerini öğrenmek istiyoruz. Sileme bir şey söyleyeyim. Şimdi alınan bir karar var. Bu kararın gerekçesi olması gerekiyor. Ben istifa, yani alınan kararın gerekçesini öğrenmek istiyorum. Şimdi herkes ağzımızdan bu istifa sürecinin ya da bu görevden alma sürecinin altında en olumsuz şeyi bekliyor ağzımızdan duymayı. Biz isteyelim ki Şükrü Erdem ile belediye başkanımız ile Nail Kalkaneler kavga etti. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Yok gerekçe. Bizim ağzımızdan bu söylüyor. Şimdi orası bir mekanizma ve çalışan bir kurum. Kurum içerisinde çalışma ortamında ya da çalışma sürecinde kendi aralarında uyumsuzluk da olabilir. Çalışma sistemlerini birbirlerine beğenmeme de olabilir.
sürecin içeride nasıl gitti orada da. Ama şunu herkes biliyor. Biz net söylüyoruz. Belediye başkanımız ile meclis üyelerimizin hiçbir çatıştığı, hiçbirinin kavga ettiği falan yok. Bunu ağzımızdan çıkmasını beklemeyin. Böyle bir süreç içerisinde değiliz. O zaman başkanım, başkanım bir soru soracağım. Ben şimdi Nail Bey'in meclis üyeliğinde olmasında ve başkan yardımcı olmasında sizin ne kadar dik durduğunuzu bizzat biliyoruz. Ben 20 meclis üyeliğinde burada Cumhuriyet Halk Partisi'de hatta sayın bakanımızın başka isimler üzerinde diretmesine rağmen sizin diretmenizle Nail Bey'in olduğunu da biliyoruz. Tamam. Doğru mudur buraya kadar? Onca bu kadar dik durmanıza rağmen bu görevler almadan niye dik duramadığınızı merak ediyorum. Dik duramamamı diyelim yoksa bir şey yok. Yok. Nasıl? Dik durdu. Bir dakika arkadaşlar. Bak yok bir dakika. Dik duramamamı diyelim yoksa görev değişikliği mi diyelim? El değişikliği mi diyelim? O zaman karar bizimse. Kararımıza saygı duyun. Yarın gördüğünüzde hep beraber konuşuruz bunlar. Başkan, başkan sorguladığı için mi görevden aldılar? Hayır. Yoksa bazıları... Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa sorguluyor sorgulanacak olan şey. Şöyle bir şey. Bilinmeyen bir durum yok ki burada. Yani herkes uyumlu çalışmayabilir, farklı işleyebilir belediyenin içerisinde. Artı bir de biliyoruz ki oradaki şemayı daha önce AKP'den kalmış olan arkadaşlar, müdürler. Onlarla birlikte bu belediyenin doğru yönetileceğini siz düşünüyor musunuz? Evet. Ben soruyorum size. Şimdi arkadaşlar aslında söyledim de. Şimdi hassas bir dönemden geçtiğimizi ifade etti ama bir kez daha söylüyorum. Zafer arkadaşın sorduğu soruları aslında biz açıkladık ama daha çok açıklamak derken böyle bir takım olayların üzerinde durarak bizim konuyu açıklamıştı. Ben çok bir cümleyi anlattım. Cümle şu. 15 Nisan'da başladığımız yönetim görevinde Şükrü Erdem, belediye başkanı olarak Derya Deniz Kanal ve ben Nail Sarkandı olarak sorumluluklarımızı ciddi bir şekilde alıp ciddi bir çabayla çalıştık. Fakat aldığımız görevlerin sorumlulukları, aldığımız kurumun 20 küsur yılda kendine yabancılaştırıldığı ekonomik makine parkının yıpranmışlığı, personelin liyakatın dışında her şeye yöneldiği büyük bir çürümüş mekanizmanın teslimini aldı. Bu süreci yeniden halkçı bir belediyeciliğin kurulabilmesi için aldığımız sorumluluğun yüksekliğinden ve büyüklüğünden kaynaklı başta belediye başkanımız olmak üzere ben, Derya Deniz Kanal, ilçe başkanım ciddi bir mücadelenin içine girdik. Psikolojik olarak hepimiz çok ciddi bir basıncın içerisinde yürüdük. Şükrü Erdem başkanımız bizden daha farklı olarak hem çalışanların hem sokağın yoğun bir psikolojik baskısıyla beraber içerideki bir kliğin yoğun bir baskısı altında olmaktan kaynaklanan bir süreçte kendi bunalmışlığıyla beraber bu sürecin tıkanma noktasına gittiğini öne sürerekten birlikte çalışmanın bu süreçte çok mümkün olamayacağını belirttiğinden dolayı biz gereğini yapmasını söyledik. Sorun diye herkesin anlattığı birçok detaya gerek yok. Detay sürecin ağırlığının baskıladığı bir sürecin içerisinde psikolojik olarak tıkanmışlığı ve sürecin açılması, rahatlaması ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'nın ortak yol yürüyeceği bir sürecin önünü açmak için bir karar alınmıştır. Parti olarak belediye başkanımızın arkasındayız. Bununla alakalı zorlama bir tartışmayı yapmanın belediye başkanımıza, Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bizi seçen %50 seçmenimize faydalı olacağı bir yola girdik. Bu süreçte hepimize başarılı bir sosyal demokrat iktidarı karşılayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bir son soru başka daha soracağım. Ben bir son soru sorayım. Bir son bir şey yapalım. Arkadaşlar son bir soru soruyorum. Nail Bey esasında 4 aylık kısa bir süre içerisinde sizi görevden alınacağınıza istifa etmenizle ilgili bir şey açılayıp da sizi bu anlamda ve parti bu anlamda rencide olmaya dahil değil miydi? Yani neden bir görevden alma değil de size istifa ile ilgili bir süre tanınmış olsaydı bu olay bu hepimiz hiçbirimiz burada bunu tartışmazdık diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İstifa edilmiş olsaydı
Şükrü Erdem Başkanımızın kendisinin açıklamak zorunda kalacağı, biz türlü gereksiz soruların ortaya atacağı ve partiyle adayla arasındaki bir sürü sıkıntının yaşanacağı bir süreç gördüğümüz için belediye başkanının 5393 sayılı belediye kanununa dayanaraktan yetkisini kullanmasının daha doğru olacağını parti olarak da düşündüğümüz için, kendisine bu gerekliği yapmasının daha doğru olacağını söylediğimiz için gereği yapılmıştır. Bununla ilgili özel bir kaygımız yoktur. Başkanım, şimdi Facebook üzerinde canlı yayındayım. Aynı zamanda hem siz dinleyip hem onları takip etmeye çalışıyorum. Buradaki katılımcıların ve sosyal medyadaki programa katılanların aynı görüşleri hemen hemen veda cümlesi ya da şundan dolayı çalışmak istemiyorum cümlesi olarak ne kullanıldı? Yani gerekçeli sebep ne gösterildi Şükrü Erdem tarafından, o merak ediliyor. Bugün şu ana kadar yapılan açıklamalarda tatmin edici bulunmuyor. Ben o cümleyi öğrenmek istiyorum sizden takipçilerimiz adına. Sürecin rahatlaması için bu gerekliydi. Bir şey söyleyeceğim. Başkanım. Peki bir de başkan, sorun çözüldü mü? Bir dakika arkadaşlar. Aynı kişiler. Bu AKP tarafından yok belediyelere acıyız. Yani alt sokak erken seçim istiyor. Bütün sivil toplum örgütlerinden ilçe başkanımız, il başkanlarımız gezecek. 3 ay sonra çiftçiler, hayvancılar acizden inecek. Bizi yok hayvan yasasında 20 gündür televizyonlarda, yok belediye aciz şeylerinde, yok Filistin davalarında 50 bin kişi öldü bu ülkede, sela okunmadı. Bir tane orada şahıs için selalar okundu. Arkadaşlar biz size teşekkür ederiz. Seçime hazırız, meydanlara çıkmamışlar. Tamam, özellikle konuşuyoruz. Hepimiz buradayız. Özellikle değil, arkadaşlarla duyuştum. Özel olmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Bir şey söyleyeyim, bundan sonra. Basın açıklaması ötesine geçelim. Şimdi bir şey konuştunuz arkadaşlar. Şurada Şükrü Erdem lider. Burada lider, tek lider Gökhan Başkan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri burada Gökhan'dır. Eğer bu istifa Gökhan Başkan'da konuşuldu mu belediye başkanı tarafından, sizin dışınızda konuşulmadı. Bunu öğrenmek istiyorum. Burada Şükrü Başkan başkanı olabilir ama örgütün lideri de Gökhan Başkan'dır. Şükrü ile Eksin arasında bu konu konuşuldu mu daha önce? Biz Şükrü Erdem de dahil, Nalan Kalkan de dahil bu süreci sürekli konuşuyoruz, hep beraber istişare ederek. Biz birebir özelde hiçbir şekilde konuşmamız olmamış. Ama sorun var dedi. Tartıştığımız her zaman bir şeyin olmuştur, ortam olmuştur. Bu insanların sesi olabildiniz mi? Şükrü Başkan'a bunu anlatabildiniz mi? Daha değil. Önce... Hayır, şimdi benden ne duymak bekliyorsunuz onu anlamadım. Yani sorun var. Belediyeyle çatışıyoruz. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe sayıldı. Örgüt ilçe sayıldı. Bunu da ilçe başkanı burada onu da. İlçe başkanı. Arkadaşlar, sormuş olduğunuz suallerin arkasında ne söylesek tatmin olmamıyorsunuz. Yani ben bir saniye böyle bir şey söyledim ilçe başkanı. Bir saniye ben anlatıyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar temcit pilavı gibi söylüyoruz. Ama bak şimdi. Diyoruz ki biz bu süreç içerisinde Nail Başkan gerekli açıklamayı yaptı. Var olan süreçte çatışmada yoktur. Bir şekilde bir uyumsuzluk olmuş olabilir, bir çalışma ortamında huzursuzluk olabilir. Benim ki başka bir 20 tane Nail izliyoruz, bir tane Nail Kalkan neler yoktur diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. 20 tane meclis üyesi vardır diyoruz. Her biri birbirinden değerli arkadaşlar diyoruz. Bunların hepsini söylememize rağmen bizim ağzımızdan şunu duymak istiyorsunuz, bunu duyunca rahatlayacaksınız. Belediyeyle çatışıyoruz, Şükrü Erdem'le çatışıyoruz, Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ile iş örgütü arasında sorun var. Arkadaşlar, yok böyle bir şey. Lütfen bu minvalde buraya yönlendirici sorular sormayın. Yok. Tekrar söylüyorum. Ne Nail Kalkan Deli'nin, ne 20 meclis üyesinin, ne Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün, ne il başkanının, il örgütünün, ne de milletvekillerinin, ne de Özgür Özel'in, ne Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin, ne de ilçe örgütünün bir sorunu yok. Arada bir ayrışma yoktur arkadaşlar. Ekip arkadaşları değişebilir. Başka bir arkadaştan çalışmak isteyebilir. Nail Kalkan nelerle buraya kadar der, bunun haricinde başka bir belediye meclis üyesi arkadaşının yetkinliğini daha iyi görüyor olabilir. Yani bu bir kural kanun değildir ki bir meclis üyesiyle başlayıp 5 senenin sonunda aynı meclis üyesiyle devam edecek. Aynı belediye meclis üyesiyle belediye başkan yardımcısı devam edecek. Bu bir kural değil. Böyle bir kanun yok. Uyum sağlayamamış olabilir. Arasında fikir ayrı olabilir. Bunların hepsini olabilir. Ama bizden şunu beklemeyin. Nail Kalkan Deler'le Şükrü Erdem kavga etti. Yok böyle bir şey. İlçe örgütü Şükrü Erdem'le arası açıldı. Yok böyle bir şey. Bunu ağzımızdan duyunca rahatlayacak bir soru geliyor buradan ama başkan. Rahatlamasın kimse, yok böyle bir şey arkadaşlar. Ben o yüzden teşekkür ederim. Başkanım, sağ olun. Hepiniz derdiniz için teşekkür ederim. Evet, Nail Kalkan Deli'nin gündeme dair açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi 2000 hasta gerçekleştirildi. Yayını takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.